Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi oyunuma hemen arka arkaya devam ediyorum. Herhalde komşumuz bu sefer müzikleri bizim evliliğimizin şenliğini açmış. Kalpli kalpli müzik sesleri geliyor. Neyse, sevmeye başladım komşumuzu. Evet. Rodos bize yemek yapıyor. Elini de kesiyor. Kızımız orada oturuyor. Bu bölümde bence bir geldek gecesi yapılabilir. Aslında geldik gecesi ilk gün yapılması gerekiyordu ama neyse. Kıza niye yemek yapmadın? Neyse, yeterli zaten. Hadi bir an önce şey yap. Seni kim arıyor? What happened together? Teşekkür ederiz. Bizi şey yapıyor. Tebrik ediyor. İnşallah diyor. İkiniz diyor. Çok mutlu olursunuz beraber diyor. Sevdim seni. Onu, evet, kanka yapacağım onu kendime. Çok karar verdim bir anda. Yemeğini biraz hızlı yersen geldik gecesi yapacağız. Hadi. Aynen. Hadi bismillah diyelim. İlk çocuğumuz inşallah geliyordur. Hemen bir şuradan deneyelim. Bakalım. Kızımız hamile mi? Evet. Güzel. Kızımız hamile. Büyük ihtimal bu bölümde ya doğum olur ya da doğum olmazsa bu bölümde ne olur diyelim. Şu anda yarım saatlik bir zamanımız var zaten. Bu bölümde büyük ihtimal olur doğum. Olmazsa da diğer bölüme. Evliliğimizin biraz keyfini sürelim. Aynen. Yat, uykunu al. Kızımızın ne ihtiyacı var? Yemek ihtiyacı var. Sen yemek pişir. Hamburger değil. Family size yapalım. Kocamızla birlikte yiyebilelim. Bu burada kokmuş. Bir çöpe bile atmıyorsunuz. Neyse, şurada dursun. Temizletelim onu. Nancy'ye kıyafet giydirsem mi ki böyle mi kalsa? Düşünüyorum. Tuvalet aynasında bakabiliyor muyduk? Aynen. Tamam, bir deneyelim. Yok, sende değil, pardon. Bu benim alışkanlığım. Fark edemiyorum sürekli. Plan outfit. Bakalım arkadaşlar, Nancy'yi de giyindirelim. Bir kere gözündekileri hiç beğenmedim. Şu gözündeki makyajı kaldırabilir miyiz? Ruj. Çok çirkin oluyor ya. Bence bu iyi. Beğenmezseniz yazın zaten. Allah'ım, nasıl bir kızla evlenmişiz. Gözlere gelir misin? Göz renginle kurban olduğum. Kaş. Saç tamam. Şuradan kaşı. Sen de değil. Tamam. Bir de şuna bakalım. Yok, şu güzel. Şu kaş rengini nasıl değiştireceğim? Heh, tamam. Değiştirdim. Çok yapmacık durmasın. Şu ne? Saç stilini değiştirelim mi? Acaba? Bu çok çirkin oldu ya.
Feci çirkin bir kızla evlenmişiz, harika. İnşallah çocuklarımız güzel olur diyelim. Berbat. Boşanıp başka biriyle evleneceğim. O derece berbat. İyi oldu mu ki? Şimdilik biraz deneyelim mi? Aslında bunu beğendim ha. Neyse. Yapmacık olmasın. Bu arada saç rengim de şu. Aa tamam. Bu güzel oldu. Kıyafetine geçelim. Gündelikte bu arkadaş elbise mi giyinse bakalım. Bence ben beğendim ama hazır direkt olsun da istemiyorum. Tamam bu olsun. Botların sadece rengini değiştirsek harika olur bence. Siyah. Aynen. Yakıştı. Mı? Tam beyaz dursun. Beyaz her şeye gidiyor. Uf çok çirkin. Kızlar da ben genellikle elbise seviyorum. Parti gibi bir yerde mi yapsak? Çok çirkin. Harika çirkin yani. Kimi giyindirsem bembeyaz açık ton renklerle giyindiriyorum. Aha bunu beğendim. Bir tek ayakkabısı çirkin. Şu muydu ayakkabı? Yok, bu güzel. Geceliği güzel mi? Rengini mi değiştirsek? Şurada kimi? Tamam bu olsun. Çorap değil mi bu? Bir dakika, ayakkabı bölümünden. Yoksa şu bölümde mi çorap? Heh, tamam. Öncelikle bir iptal edelim. Yok. Buna uygunmuş. Tamam. Harika. Belki kafaya gece bandı falan yok mu? Sleep'le ilgili. Şapka yoktur herhalde, aynen. Tamam. Partiye geçelim. Partisi berbat. Dünyanın en kötü kıyafetini giyinmiş. Şu arkadaşa o bunun tarzında bir tane giyindirdik zaten. Boynundaki kolyeye uygun bir renk yapsak. Çirkin. Güzel. Of yine beyaz giyindirdim ya. Berbat. Bence bunun bir rengini giyinebilir ya. Aynen. Bence bu rengi güzel. İnşallah hazır kullandığım için azar işitmem. Ben en çok bunu seviyorum. Sarı olmasın. Aha bu da yeşil olsun. Mu. Ki. Açık mavi olsun.
Bakıyorum. Tamam. Şuradaki saçını değiştirsek. Biraz mantıklı yapsak. Gece yatarken saçını bayağı şöyle bir açık mı yapsa? Yok, aynı saçını seçeceğim büyük ihtimal. Tam gece yatarken böyle yana atıyormuş havası versin. Burada bu halasına aynen. Yok. Burada da saçını şey yapsın. Şu altta seçmiştik. Yok, bu değil de. Şu aynen. İkisinde de saçı aynı olsun. Bu kıyafet oldum mu diye soruyorum kendi kendime yine. Neyse, zaten olduğu kadar diyelim. Tamam. Videomuzda kaç dakika olmuş bakayım. 10 dakikaya hafif geçiyor videomuz. 11-12 dakika falan. Harika. Ben beğendim. Bu drink yapma tabii. Clean up yap. Bu arkadaşı clean up yap. Bu arkadaşı da dolaba koyalım lütfen. Bozulmasın. Evet, pardon, yine yanlış kişiye dedim bunları. Şunu clean up. Aynen. Tamam, temizledi. Şimdi sleep yap. Zaman hızlı geçsin. Ki ertesi gün devam edelim oyuna daha güzel bir şekilde. Gel kalk, kullan sen lavaboyu. Sen açsın. Gel buradan open. Grab a serving yap. Serving mi denir? Daha güzel. Sonra da duş al. Ve bu duşu da lütfen bir temizle. Oo, 24 saat olmuş. Şeyimizi ödemeyeli. Nerede buranın posta kutusu acaba? Şurada mı? Bir dakika. Şuraya yaklaşayım. Posta kutusu o değil mi? Bu arkadaş posta kutusu değil mi? Şu mu bizim? Pay rent'te. Kirayı ödeyelim. Tamam, ondan sonra gel. Sen değil, sen burayı şey yap, tamir et. Sen de gel buraları temizle. Clean yap. Hayır, bunu throw away yap. Neden bu kadar üzgün? Divorced from get. You cannot work on our programming, I bet. Şöyle. Yok, pardon. Bazı arkadaşlar yalnız kalmak diye düşündüm anlamını ama öyle değilmiş. Bir an önce çocuk yapmak, çocuğumu yaptık da çocuğumuzun doğmasını istiyorum. O yüzden lütfen biraz hızlıya bağlar mısın? Bebeğimiz ikinci zamandanın 6. saatinde. İki kişi için yor diyor. Simin hayatı için hiç de üzgün bir evlilik sonu mu? Öyle bir şey. Sinirli. Şimdi düzelir herhalde. Çocuğumuz olsun bir. Onunla ilgilenecek. Bu arada biz
Evet, klinik. Battle Royale Restaurant. Bence senle biz sürekli kuku yapalım. Ve bir restoran açalım. Family size yap lütfen. Güzel. Şurada yeteneklerim var. Cooking'de 3. level'a doğru gidelim. Karizmada 4. level'ız. Bu arada kızı biri aradı ama yetişemedim açmak için. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Zaman hızlandıralım. Biraz birbirlerine gül falan versinler ki. Biraz flört yapsınlar. Bebeğin ne düşündüğünü mü soralım? Öyle mi? Sor. Kiss yap bu arada. Evet, üstte oturdular. Çok güzel. As babies to date. Kaliteli oyunumuz, neden öyle şeyler yapıyorsun lütfen? Nereye gitti? Aa, hamile hamile işe mi gitti? Çocuğu doğurunca herhalde adam bakmayacak. Hiçbir şey yapma. Aynen, yap işini. Gel burayı kullan. Lütfen kalkar mısın? Deli deli bağırma evin içinde çişim geldi diye. Ve sen neden bozuldun? Harika. Kendi kendine bozuluyor. Ne yapalım? Yemeğini de yiyor. Nancy, sen gel yat. Ama bu arada seni içinden de çıkartmak istiyor muyum? İşten ayrılsan mı? Şöyle telefondan mı ayrılıyorduk? Aynen, telefondan ayrılıyoruz da. Birkaç gün, bir gün daha falan daha çalışsın, eve para gelsin. Bebeğin ığları başladım yine. Bebeğin doğumuna az kala işi bırakır. Sen git, sen de yat. Sen ihtiyacını gider. Sürekli ihtiyaç duyuyor zaten. Bu aralar sürekli duyacak. Buradan bize meyve salatası yap ama party size yap. Dursun, dolaba koyalım. Evet, karnı da büyüdü. Harika. Onu tavaya dök hadi. Tamam. Dolaba koyduğumda bozulma süresi ne kadar uzuyor? 7 kaldı diyor. Aynı değil mi ya? Niye öyle oldu? Az önce de öyle görmedin mi? Yemeğini yedi. Yine uykusu geldi. Ama bir gün daha çalışabilir bence. Sonrasında kocası bu arada iş bulsun. Ne diyorsun Malcolm'cum? Lütfen arama bir daha.
Kalk sen bir kariyere katıl. Biraz para kazanalım, ondan sonra dükkanımızı açalım. Biraz hızlı kariyerine katılırsan sevineceğim. Doktor 18 lira alıyor. Lira değil. Simelian. Aynen. Tech Guru. Tamam. Az para alsın. Ama yine de şey gelişsin. Yemek şeyi gelişiyordur herhalde. Aynen. Sonraları başka işlere falan da gireriz. Get together ile gelen işlere de girerek. Başladım ımlara. Get together ile gelen işlere de girerek şeyleri gideriz. İşte o iş yerlerinin çalışma sahalarına falan gideriz. Şu anda 20 dakikayı geçiyor videomuz. Devam edelim. Sinirlisin ve kıza kızma lütfen. Aynen, yemek yiyince mutlu oldu. Kaçıncı zaman? Oha! Bebeğin doğum zamanını görebilir miyim? Tamam, üçüncü zamana giriyoruz. Üçüncü zamandan sonra da herhalde bebeğimizin doğumunu yaparız. Seni kim arıyor? Kim arıyor? Sonlandık da switch yap. I think. Teşekkür ederim. Bizim tatlı işimizi tebrik ediyor arkadaş. Nurse can now take family leave. Leave derken neden böyle düşünüyor? Yanlış anlıyorumdur inşallah. Yibortin. Tamam, şu anda ne zaman belli değil bebeğin doğacağı. Son 3 saatte bakar ve hastaneye gider, doğumumuzu yaparız. Böyle kocayı bulmuş. Daha ne yapsın? Evin temizliğini yapıyor. Hanımefendi yatıyor. Gelsin bu arkadaş. Buradan. Bakayım. Bundan yapsın. Party size yapsın. Ondan sonra ama bunu yemesin. Yemez herhalde büyük ihtimalle, açlığı tam da. Tabi yapana kadar acıkmaz ise. Tamam. Bunu koyalım dolaba. Şundan yesinler. Bunun süresi azalmıştır. Koktun. Lütfen gelip şurada bir banyo yapar mısın? Milk, honey and oatmeal soak. Tam bundan yapsın. Incoming phone call. My boss is calling. Should I pick it up? İşe gitmesi gerekiyor sanıyorum. Kalk. Bugün için izin mi alsaydık? Kalk kalk. İşte doğurmuyordur inşallah. Evet, feci sinirli. Şu anda dağıtabilir her tarafı. Kalk koş. Hamile hamile gönderdik ve kokuyor da. Sen niye sinirlisin? Gel sen bir yemek ye. Sen yemek ye. Şöyle şuradan. Şundan al. Aynen, aldı zaten. Şimdi kendine gelir. Sonra git aynada. Ne yap? Bir dakika, bir daha tıklayalım.
Flört hissettiriyor. Şuna basalım. Belki biraz flörtü hisseder. Aynen, biraz flörtü hissetti. Ama biraz. Evet, kızımız geldi. Kızımız şey kokuyor bildiğimiz. Zahmet olmazsa çıkar mısın dedi. Evet, o da çıktı. Ve yatıyor. Bunları da tek tek söyleyeceğim herhalde size. Hadi hızlı. Flört hissediyorsun. Tamam, hadi. Hadi. Lütfen hızlı. Hızlı. 5 dakika içinde. Evet. Harika. Lavaboya yetişemedi. Altına yaptı. Ve altına yaptıktan sonra yeniden banyoya. Şu anda da utanıyor. Harika. Gir, devam et banyona. Yak, apartmanın şeklini merak ettim. Aslında güzel bir apartmanmış. Tamam, ikisi de yatıyorlar. Ama senin hamile olduğun için şuradan gel, bir meyve salatası al. Of, tuvalet içinde bağırma evin içinde lütfen. Biraz hızlı olur musun? Evi kirletmenizi daha çok istemiyorum, bebek gibisiniz. Bakalım doğuma. Evet, bize bir gösterir misin arkadaşım doğumu? Daha belli değil ne zaman doğum yapacağı. Yine gidip uyuyacak. Ve biz izin alalım. Sanırım şunu dediğimde vacation day dediğimde izin alacaktır. Gel buraya, şu suyu tamir et. Şurayı temizle. Sen de kalktığında Smith Bay. İnşallah vacation day dediği inşallah yanlış bir şey değildir. Böyle mesaiye falan kalmıyorumdur inşallah. İzindir. Eğer öyle bir şeyse hemen bırakabilirim işi. Hatta şu anda bence işi bırakmalıyım. Senin işin ne zaman, hangi günler başlayacak? Bir günde işin yok ama yarın başlayacak. Bence artık bırakabilirsin işini. Şuradan diyelim ki size güle güle, ben işimden ayrılıyorum. Evet, aynen. Harika. Oh, doğum başladı. Şimdi bu doğum için hastaneye şöyle yaptığımda mı gideceğim? Yani şunu yavaşlatır mısın? More choice. Have a baby at hospital. Aa, babamız gitti. Gel buraya. Hastaneye gidelim. Evet. Doğum başladı arkadaşlar. Geldik gecesi ve doğumu aynı bölüme sığdırmayı başardım. 2 dakika falan daha vaktim var. O 2 dakikalık falan vaktimde bu doğumu yapabiliriz diye umuyorum. Çocuğumuzu eve getirebiliriz diye umuyorum. 2 saat kaldı. Sen git. Adam neredesin? Lütfen karının yanına gider misin? Hangi şeye girecek? Şuraya mı girecek? Büyük ihtimal oraya gidecek. Ve sancıları da devam ediyor. Oyunu hızlandıralım. Hoppala. Harika. Bir doğum gerçekleştiriyoruz. It's a girl. Tamam. Bir kızımız oldu. Bu da çok harika. İsim bilmiyorum. Ne koyayım? Nancy, babası Rodos. Ne
Orkide koyacağım. Orkide çok saçma oldu. İsmini mavi koyacağım. Land Grab ne ya? Kızın soyadı değişmedi mi? Unuttuk değiştirmeyi. Rodos YouTube. Şu mavinin baş harfini lütfen büyük yapar mısın? YouTube'un da baş harfini lütfen. Silip şuraya büyük bir Y istiyorum. Aynen. Tamam. Oha ikiz. Harika. Bunu da mavi yaptım. Yeşil olmaz. Renklerden düşünüyorum da. Yani ikizler. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Keşke ikiz olduğunu başta bilseydik. This baby needs a name. What would you like to call her? Onu nasıl çağırmak istersin? Land Grab'i değiştirelim önce. Lütfen eğer videomu izliyorsanız diğer olacak çocuklarımız için aşağıya yorum bırakın. Sizin yine mikrofona değdim pardon. Kafanızı patlatmış olabilirim. Sizin isteğiniz doğrultusunda ben o ismi koyacağım. Tabi bunları bir daha değiştirmeyelim herhalde değil mi? Saçma olmasın. Mavi koyduk. Adamın ismi Rodos. Yeşil olmaz. Gök mü koysak ismini? Çiçek ismi Yasemin koyacağım ismini. Mi? Düşünemiyorum. Her seferinde burada kalıyoruz ya. Gül koyayım ismini. Tamam, Gül YouTube falan. Eğer isterseniz değiştirelim aynen. Ama isterseniz alta yazın. Tamam. İkiz çocuğum oldu yani. Başka da olmadı herhalde. Diğer çocuğum nerede? Büyük ihtimal eve gitti diğer çocuğum. İnşallah öyledir. Observatory to get some beautiful prints. Harika. Hadi çocuklarımızla ilgilenelim. Oh. İkisini de böyle yatakların uçlarına koymuşlar. Ama şunun yerini değiştirmek lazım. Ray ile mi döndürüyordum ben? Yok, renk veriyoruz. Ha, şöyle döndürüyorum pardon. Tamam, bu arkadaşa da böyle koydum. Hatta şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Bunu şimdilik nereye koyabiliriz? Bunu şimdilik şuraya koyalım. Tamam. Şimdi kızlarımızla ilgilenmek için buraya gelir misiniz lütfen? Nancy Hanım. Feed yap. Tabii ki doğal olarak besle çocuğu. Yani onu besliyor zaten doğal olarak. Yok, onun altını değiştirdi. Ya sen buna da feed yap. Burası feed yap. Bunu da altını değiştirelim. Change deeper. Harika. Bence artık videomu bitirebilirim. Çok fazla oldu, uzun oldu. İki tane bebekle harika bir çocuk başlangıcı oldu. Bu arkada bir dahaki bebeğimiz için yeni bir eve geçmemiz gerekiyor bence. Yani bu evde bir oda daha çıkartamayız gibi. Aynen. Neyse arkadaşlar, burada görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz, sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda istediğim şekilde isimlerini falan söylerseniz çok sevinirim. Bay bay.